Kritik 14 ay. Çok büyük kalabalıklar olan biteni anlamıyor. Normal. Anlatmazlar. Anlatılmaz da zaten. Büyük oyuncular politikalarını hayata geçirirken insanları motive eder. Ancak gerçekte olan biteni paylaşmazlar. İkinci Büyük Savaş'tan sonra dünya dengesi kuruldu. Bu dengede özel isimler, aileler vardı. Amerikan halkı da, Sovyet halkı da gerçeği bilmiyordu. Bu sistemin kurulmasından sonra da 1990'da yıkılmasından sonra da Amerika ile Rusya elbette birçok konuda karşı karşıya geldi. Her birinin oluş sebebi aslında küresel yayılmayı paylaşmaktı. Sovyetler Birliği ile Amerika arasında kurulan ortaklığın bozulması gerekiyordu ve bu anlaşmadan Rusya çıktı. Rusya, Amerika ile rekabet edebilecek güce hiçbir zaman ulaşamayacağını kendi de biliyordu. Ancak Amerika ile karşı karşıya gelmesi Rusya'yı Asya'da ve Avrupa'da hep güçlendirdi. Asya ve Avrupa önemliydi ama Orta Doğu ve Kuzey Afrika hepsinden önemliydi. Neden mi? Elbette petrol. 2019 yılı itibariyle dünyada ham petrolün üçte biri Orta Doğu'da üretiliyor. Dünya petrol rezervinin %50'sinden fazlası Orta Doğu ve çevresinde bulunuyor. Orta Doğu'da üretilen petrolün dörtte ikisi ise ABD tarafından tüketiliyor. Yani Amerika Orta Doğu petrolünü kimseye bırakmaz. Bugün Irak'ta tamamen kendine endeksli bir yapı kurmak isteyen Amerika, Suriye'de gizli bir ortaklık yaptı ve Rusya ile anlaştı. Şimdi Orta Doğu gibi Kuzey Afrika'nın en önemli petrol merkezi Libya'da da Amerika ile Rusya'yı görüyoruz. Dün Haftar'ı ve planı yazdım. Rusya, Arap Baharı ile kendine altın tepside sunulan uzak topraklardaki petrole elbette hayır diyemezdi. Fırsattı neticede. Şimdi Libya'da da Amerika'nın vereceği paya razı olan Rusya tamamen kendi çıkarlarına odaklı. Bugün Türkiye ile ne kadar yakın ilişkiler içinde olsa da Rusya için tek dostluk çıkardır. Aslında her devlet için de böyledir. Tabii Amerika ile Rusya anlaşsa da Türkiye, Fransa, Almanya doğal olarak İngiltere'nin de petrole ihtiyacı var. Aynı şekilde petrolü olmazsa yaşayamayacak olan Çin'i de unutmamak gerekiyor. O nedenle Fransa Macron'la bir çıkış yaptı. Dünkü sözleri geçen yılki Avrupa ordusu çıkışından çok daha sertti. Fransa'yı bu konuda destekleyen ilk ülke elbette Almanya. Ancak İtalya'nın, hatta İspanya'nın da desteği önemli. Biz bilmesek de Fransa, Almanya, NATO için de Afrika'da görev yapacak ordu için düğmeye bastılar. Amerika önledi. Fransa, Avrupa ordusunu kurmayı başarırsa, NATO'nun petrol için gittiği ülkelere Avrupa ordusu ile gidecek. Plan bu. Zaten Afrika Avrupa ordusunu bekliyor. Geçen yıl Avrupa ordusuna destek veren Rusya şimdi sessiz bir destek verecek. Amerika'nın radarına yakalanmadan. Aynı şekilde NATO ile gizli görünse de yaptığı ortaklık gibi. Amerika için daima bir düşman gerekli. O Rusya. Rusya içinde de bir düşman ordu gerekli. O da NATO. Ancak perde arkasında ne Amerika ile Rusya düşman ne de Rusya NATO ile ciddi savaşta. Sahne önü başka. Arkası başka. Konu petrol olunca elbette anlaşmalar şaşırtmamalı. Bugün Fransa'nın Türkiye'yi hedef seçmesi, NATO'nun kendisini bitirmeye çalıştığını bildiği halde Avrupa ordusuna evet demeyen Ankara'ya rest. Çünkü NATO da biliyor ki eğer Türkiye Avrupa ordusuna evet derse tarih tekrar değişecek. Tabii Türkiye NATO'dan ayrılmaya kalktığı anda ne tür saldırılarla karşı karşıya kalacak bunu Washington bile hesap edemiyor. Yani Amerika her ne kadar Avrupa'ya, Asya'ya, Afrika ve Orta Doğu'ya uzak olsa da değil. Çok yakın. Çünkü bu bölgelerde 300 bin civarında askeri var. Yüzlerce üsse sahip. O nedenle Rusya akıllıca davranıyor ve Amerika ile ortaklığa gidiyor. Rusya Fransa ile de yakın. Almanya ile de. Hatta Türkiye ile de Akdeniz'de ortaklık planlıyor. Rusya yıllarca 100 milyar doların üzerinde bir rakamı Güney Kıbrıs bankalarında boşuna tutmadı. Yıllar sonra Akdeniz'den pay almak istediği için bunu yaptı. Kıbrıs Rum kesiminde İngiltere, Amerika veya Avrupa çok güçlü gibi görünse de Rusya hepsinden daha etkin. Bugün Rum kesiminde çok önemli varlıkların sahibi Rus oligarklar. Hepsi de Rusya devletinin Akdeniz planı için oraya gittiler. Bir köy haline gelmek üzere olan dünya çözülemeyecek sorunları da büyüttü. Bugün Amerika içindeki çatışma hali nedeniyle Avrupa veya diğer bölgeler yerle bir olmadı. Eğer Trump değil de Hillary Clinton seçilseydi bugün birçok bölge tamamen Amerikan sistemine dahil olacaktı. Gelecek yıl yapılan seçimlerde kim kazanırsa kazansın aslında Washington'ın derin aklı kazanacak. Yani 2001 Ocak'ta yapılacak başkanlık devri tesliminden sonra Avrupa'da, Asya'da,
Afrika'da doğal olarak Orta Doğu'da çok karışacak. Bunu Rusya da biliyor. Fransa'da, Almanya'da. Elbette Türkiye'de. Şimdi önümüzdeki yaklaşık 14 aylık dönem her ülke için çok önemli. Kim güçlü ittifaklar kurarsa o ülkeler 2021'den itibaren daha da mutlu olacak. Türkiye merkezde. Hangi yöne ağırlık verirse tahterevalli ona göre hareket edecek. Bir taraf yükselecek. Suriye'nin kuzeyinden bize yapılan Amerika-Rus saldırıları da yerimizi belirlememiz için. Bütün bunlar Batı'da yazılıyor. Umarım burada da çoğalır. Hem gerçekler hem mücadelenin derinliği görülür. Ergün Diler, Takvim.